Amacı yalnızca evinin etrafını süslemekti. Şimdi 10 dekar alanı ektiği nergislerden geçimini sağlıyor Osmaniye'de yaşayan Mehmet Türkmenoğlu. Nergisleri önce 4-5 yıl sepetle satan Türkmenoğlu ve eşi, talep artınca üretimi de artırmış. Bunu 4-5 yıl bu şekilde sepetle sattım. Ondan sonra talep oldu buna. Ankara, İstanbul, Malatya, Sivas, Elazığ illerinden talep olunca toptan göndermeye başladık. 10 dekarlık bir alanda nergis üretimi yapan Türkmenoğlu ailesi, ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden de destek almış. Nergis sayesinde makine giremeyen bir alanı değerlendirebildiğini anlatan Türkmenoğlu, nergisin neredeyse masrafsız bir bitki olduğunu ve ileride daha geniş bir alanda ekim yapmayı hedeflediğini söylüyor. Torosların gelinliği olarak bilinen doğadaki kardelenler içinse Antalya'nın Akseki ilçesinde bir proje hayata geçirildi. 2016 yılında 4 dönümlük alana dikilen 30 bin kardelen soğanının sayısı oluşturulan yeni üretim parselleriyle 2 milyona ulaştı. Antalya'nın Akseki ilçesinde köyde arazilerimizde ve yayla alanlarında kardelen üretimi için Tarım Bakanlığı'na başvurduk. Bakanlığımız onayladı ve anaçlık parselleri oluşturmaya başladık. İlk yıl 1000 metrekare ile başladık. 4 yılın sonunda 12 bin metrekareye ulaştık. Bu yılın sonunda 2 milyona yakın tohum elde edeceğiz. Tohumla birlikte kardelen soğanı elde edeceğiz inşallah. Bölgeye ait yaylalarda kendiliğinden yetişen ve Avrupa'da ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanılan kardelen soğanlarının tarım arazilerinde çoğaltılarak Avrupa ülkelerine ihraç edilmesi hedefleniyor. Tarım Bakanlığı endemik süs bitkileri konusunda çok ciddi tedbirler alıyor, üretilerek satılmasını istiyor. Biz de kendi arazilerimizde bunun ekimini yaparak, üretimini yaparak ülke ekonomisine katkı olarak ihracata satıyoruz.